Pastaneler vazgeçilmezlerimizdendir. İşte hem göz zevkimiz hem damak tadımız için o renk cümbüşünü bize sunan çok güzel bir yere gidiyoruz. Merhaba Sektörel Haber Merkezi izleyicileri, Sektörler Arası Türkiye yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Biz de sizler için sektörlerimizi mercek altına alıyoruz. Müşteri Karadeniz'in incisi Rize Ardeşen'den sektörün en iyisi Kekaos'tayız. Yanımızda ise firmamızın sahibi, aynı zamanda kendisi çikolata ve pasta ustası diyelim, Mehmet Kibar Civaoğlu bulunmakta. Bakalım bize ne gibi değerli bilgiler aktaracaklar. Mehmet Bey, merhaba. Öncelikle hoş geldiniz Sinan Bey. Sağ olun, teşekkürler. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizleri sormalıyız. Çok sağ olun. Bizi burada konuk ettiğiniz için ben şahsınıza öncelikle teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Şimdi Mehmet Ustam, siz tecrübeli bir insansınız. Çocukluğunuzdan beri bu işin içindesiniz. Evet. Çeşitli illerde de, İstanbul dahil, Akdeniz'de, Ege'de tecrübeleriniz oldu. Evet, artık evet. Memleketinizde bu göz ağrınız olan noktayı hayata geçirdiniz. Evet. Şimdi çalışmaları konuşacağız. Sizi bir tanıyalım önce. Mehmet Kibar Civaoğlu kimdir? Sektöre giriş hikayeniz nasıl gerçekleşti? Mehmet Kibar Civaoğlu 1997 yılında sektöre Ardeşen'de başlamıştık. Evet. Kendi işletmemizde başladık, Liman Pastanesi adında. 4 yıl kadar bir çalışmışlığımız olmuştur. Sonrasında akabinde Ankara'da 6 yıl kadar çalıştık bir pastanede. Evet. Sonra turizmde çalıştık otellerde. 8 yıl kadar Antalya'da kaldım. Yurt dışı deneyimlerim oldu Kıbrıs'ta. Elit otellerde yöneticilik yaptık. Keza Kazakistan, Makedonya, buna istinaden tekrar Bodrum, Fethiye. Yani evet, birçok otellerde yöneticilik yaptık pastacılık adına. Evet. Ya pastacılık benim için, Mehmet Kibar Civaoğlu için nedir deseniz, benim için bir aşktır gerçekten. Yani sevdiğiniz bir çok, iş, yani, zevk aldığınız bir iş. Ya zaten bütün meslek alanlarında öyle olması gerekiyor. Yani evet, sadece pastacılık için değil. Herhangi bir genel olarak düşünecek olursak, dediğiniz gibi insan işini severek yaptı hakikaten mı? Sevgiyi de kattım içine, başarı da geliyor. Tabii ki başarı oranı çok çok daha yüksek. Sadece tabii ki severekten bu işi yapamazsınız. Çok da başarılı olamazsınız. Çok çalışmak gerekiyor. Özellikle pastacılık sektöründe çok çok çalışmak evet, gerekiyor. Niye? Günümüz çağında işte teknolojiye ayak uydurmak gerçekten çok zor. Yani yenilikçi olmak lazım. Kaliteli hizmet vermek istiyorsanız evet, hijyenik olmak lazım. Standartlarınız olması lazım. Zaten kalite bir standartlar üzerine kuruludur. Kaliteyi yakalamak istiyorsanız bir standartlarınız olması lazım kesinlikle. Evet. Sadece bir standart da yeterli olmuyor. Hijyen. Hijyen. Vazgeçilmeziniz neymiş abi? Standart ve hijyen. Evet. Sizin bu bizim plana çıkarttığınız kesinlikle, olmazsa olmazınız kurallarınız bunlar. Kesinlikle. Kendiniz de destur ettiniz. Evet. Başlıklar. Peki. Şimdi sektörde iyisiniz, bölgede yeniyiz. Burayı evet, daha yeni hayata geçirdik. Tesisi biraz konuşalım. Kaç metrekare bir yer burası? Tabii tesisimiz 120 metrekaredir. 7 tane masamız var. Evet. 28 kişiye hitap edebiliyoruz. Burada oturma alanları da yapmışsınız. Çok evet, da güzel bir mekan olmuş. Teşekkür ederiz. Emeğinize, yüreğinize sağlık. Yani insanlar buraya geldiği zaman hoş, keyifli vakit geçirmekle birlikte şu arkada gördüğümüz güzel lezzetlerin de tadına bakıyorlar. Sizin evet, ön plana çıkarttığınız, böyle çok tuttuğunuz çalışmanız ne? Benim demeyim de şu an dünyada popüler olan, mesela şu an önümüzde bulunan makaron tatlımız var. Evet. Bu bir Fransız tatlısıdır zaten. Böyle rengarenk bir şey oluyor değil mi usta? Ya rengarenk de şimdi örneğin şunlar kivili, evet, karamelli, çilekli, limonlu. Yani bütün meyvelerden yapabiliyoruz. Çikolatalı yapabiliriz, kahveli yapabiliriz. Ondan sonra Noel kekimiz var, kestane. Biz özel Bursa'dan kestane getirtiyoruz. Yani evet, misafirlerimize kaliteli hizmet verebilmek adına. Crumble diye bir tatlımız var. Çok meşhurdur. Beş lezzeti bir arada alabiliyorsunuz. İşte karamel tadı alabiliyorsunuz. Tuzlu tadı alabiliyorsunuz. Şekerli, pudra şekeri tadı alıyorsunuz. Yani çok güzel bir tatlımız var. Evet, evet. Yani bu konuda iddialısınız ustam. Kesinlikle. Benim gördüğüm kadarıyla pasta ve çikolata üzerine kendinizde rakipte görmüyorsunuz bölgede anladığım kadarıyla. Yani o biraz nankörlük olur, özür dilerim. Yani rakip görmüyoruz. Tabii ki rakiplerimiz çok olması lazım ki kalite artsın. Tabii o zaten başarıyı, kaliteyi yanında tabii getiriyor. Peki ustam hedeflerde neler var burada? Hedeflerde şubeleşmek öncelikle hedefimiz ama bu tabii ki uzun süreli hedefler. Kısa süreli hedeflerimiz gerçekten misafirlerimize yani ürünlerimizi iyi satabilmek, kaliteli ürünlerimizi evet, satabilmek. Evet. Öncelikle hedefimiz bu. Damak tadı oluşturmak, müşteri potansiyelimizi oluşturmak. Tabii ki uzun vadede de dediğim gibi şubeleşmek en büyük hedefimiz. En büyük hedef Karadeniz kesinlikle, bölgesinde bu ismi İnşallah, Kekaos'u yaygınlaştırmayı Kekaos, planlıyorsunuz. Evet. Peki dışarıdan mutlaka size özel siparişler geliyordur. Neler yapıp hazırlayabiliyorsunuz? Butik pasta yani Türkçesi tasarım.
Yani tasarım pasta üzerine de şey yapabiliyoruz, yapıyoruz. Sizden ustasınız, yani aslında sanatçısınız. Yani sonuçta ya aslında bir pastaya şekil veriyorsunuz. Pastacılık bir sanattır zaten. El yani. Sanatıdır yani. Evet. Çünkü her bu tarifi mesela size verebilirim ama bunu yapamayabilirsiniz, uygulayamayabilirsiniz. Evet. Niye? Çünkü bunun püf noktaları vardır. Örneğin makaron yaparken çok hassastır. Herkes bunu yapamıyor ve Karadeniz bölgesinde bunu da bir dipnot olarak geçmek istiyorum. Tek makaron yapan kek house vardı sadece. Başka kimse de yapmıyor. O da sizde. Tabii. Peki şimdi o dediğimiz özel siparişler alıyorsunuz. Evet. Noktalara siz mi götürüyorsunuz? Konuklar buradan mı alıyorlar? Özel düğün zamanlarında özel pastalar yapabiliyoruz evet, herhalde. Düğün ve nişan için özel organizasyonlara pasta yapıyoruz. Kendimiz teslim ediyoruz. İsteğe göre tabii ki misafirlerimizin isteğine evet, göre evet. Kendimiz de teslim yani ediyoruz. Yani salonda o hizmeti de verebiliyor musunuz? Hani tabii kesimdir, sunumdur gibi gibi. Tabii ki sunumuyla. Ya biz zaten her şey bu yola çıktığımız zaman bütün çalışmalar öncesinde yapmıştık. Yani bu bir hani bir dükkan yani, tabii ki Arge çalışması yaptık. Yani uzun zamandır böyle bir şey düşünüyorduk ama son özellikle 2 yıldır kafamda böyle bir konsept vardı yani. Ve aynı zamanda iç mimarı da benim bu arada. Ben söylemeden geçemeyeceğim. Ciddi söylüyorum yani gerçekten. Güzel bir mekan yapmışsınız. Teşekkür sonuçta ederim. İnsanlar görsele de hitap etmesi lazım. Biraz renkli bir kişiliğim vardır. Seviyorum böyle evet. Renk tonlarını. Belli çok dokunuşlarınız evet. Güzel. Yani. Oturduğumuz koltuğa kadar her şeyi kesinlikle. Yani içerisine kadar düşünmüşsünüz. Peki başarılarınız daim olsun. Teşekkür ben ederim. Size ikimizle birlikte başarılar diliyorum ama sizinle tanışmamış kişileri de tabii bir unutmayalım. Herkese bir teşekkür edelim. Evet. Biz sizi destekleyen, tercih eden birçok konuğunuz vardır. Evet, kesinlikle. Şimdi özellikle Kaşgar TV ailesine çok çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz. Sizlere de çok teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. Bütün ekip arkadaşlarımıza da çok teşekkür ederim. Başta Fatih Bey müdürümüz olmak üzere. Evet, evet. Çünkü bu bir başarı ekip işidir. Ekip işi, ben şimdi çok iyi pasta yapıyor olabilirim ama benim servis elemanım arkadaşım onu misafirime iyi sunamadıktan sonra, hizmeti yapamadıktan sonra yani o kaliteyi zaten beraberinde öldürüyordur. Yani evet. Bu bir bütündür. Bir yani bir zincirdir. Kalite bir halkadır yani. Evet. Sadece benim tek başıma çok iyi olmam başarıyı sağlamaz. Bu bir ekip işidir yani. Evet. Ekip ruhu çok önemli. Peki, başarılarınız ekibinizle birlikte daim olsun. Bölgeye kattığınız bu güzel değerli hizmetinizden dolayı sizi kutluyorum. Teşekkür ederim. İnşallah hedeflerinize ulaşırsınız. Sizinle farklı bir lokasyon ve çalışmanızda tekrar buluşmak dileğiyle. İnşallah. Teşekkür ederim. Evet, değerli Sektör Haber Merkezi izleyicileri, yayınımızın başında aktardığım gibi bugün sizlere Rize Ardeşen'den sektörün lider firması ve farklı bir konseptiyle Kek House'dan firmamızın sahibi ve aynı zamanda sanatçısı ve ustası diyelim biz Mehmet Kibar Civaoğlu'ndan aktaracaklarımız bu kadar diyor. Sözü Merkez Stüdyo'dan aktarıyoruz. Hoşçakalın.